40 Ambar sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün özel bir program yapıyoruz. Çünkü ilk defa Uğur'la beraber aynı ortamı paylaşma fırsatı bulabildik. Aynı zamanda da çok kıymetli bir konuğumuz var. O da bizim bu programımızı özel yapacak. Arda Melutoğlu. Dostum Arda Melutoğlu'la beraber bu programı yapıyoruz. Sağ olsun kendisi davetimizi kırmadı ve katılmayı kabul etti. Konu olaraktan da aslında birazcık ileriye bakmaya çalışacağız. Malum şu anda hep gözler Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buradaki savaşa odaklanmış vaziyette ki kritik bir nokta. Ama aslında biraz bizim bugün yapmaya çalışacağımız şey şu: bu savaş aslında adını tam koyalım Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan çatışma. Gelecekte de Karadeniz'deki dengeleri nasıl değiştirecek? Karadeniz'de kartlar yeniden mi karılacak? Ve ileride bu sıcak savaş bir gün bitecek ve ondan sonra yerine ne gelecek? Bir şey gelecek mi? Bir soğuk savaş, askıda kalmış savaş ve ondan sonra Karadeniz'in güvenliği nasıl şekillenecek? Biraz bunu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Çünkü Karadeniz'in güvenliği sadece Türkiye veya Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler için önemli değil. Aynı zamanda burada söz sahibi olmak isteyen ve dış aktörler için de kritik bir konu. Aynı zamanda Karadeniz'e çıkan Tuna Nehri ve Karadeniz'i ticaret amacıyla kullanan Tuna Nehri üzerindeki ülkelerden de katacak olursak, onları da bir Karadeniz havzası kullanıcısı olaraktan varsayacak olursak, kabul edecek olursak, o zaman aslında Almanya'ya kadar giden bütün Orta Avrupa'yı da etkileyen bir coğrafya, Karadeniz coğrafyası. Bu sebeple Karadeniz'deki huzursuzluklar onları da etkiliyor. Öbür taraftan bakacak olursak, Kafkas Havzası ve Orta Asya'daki cumhuriyetlerin de Karadeniz'e ticari çıkışları var, boru hatları var, başka demir yolları geliyor şimdi, yeni yapılıyor. Bu sebepten dolayı o bölgeleri de etkiliyor aslında Karadeniz'deki durum. Bütün bu çerçeveden aslında biraz Karadeniz'de bundan sonra ne olacak, bu savaş nereye gidecek ve nasıl bir gelecek aslında bizi bekliyor. Birazcık bunun üzerinde yorumlar yapıp tahminler yürütmeye çalışacağız. Ben çok kısa bir bu girişten sonra çok kısa bir çerçeve çizip sözü ondan sonra Arda'ya bırakacağım. Şimdi ben Karadeniz'in aslında dört ülke tarafından paylaşıldığı günleri gayet net hatırlıyorum. Aslında yani hani doğudan sayacak olursak Sovyetler Birliği, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, başka bir ülke yoktu. Ve mesela Karadeniz'deki ekonomik münhasır bölgelerin kararlaştırıldığı ve kabul edildiği ve anlaşmaya varıldığı dönemde de bu dört ülke vardı mesela. O yüzden de çok kolay ve göreceli olaraktan çabukça halledilmiş ve herkesin de bir şekilde tamam demiş olduğu bir anlaşmaydı. 90'ların başında Sovyetler Birliği'nin geçenlerde ölen işte Gorbaçov dönemiyle beraber dağılmasından sonra Ukrayna bir cumhuriyet olarak ortaya çıktı. Moldova bir cumhuriyet olaraktan ortaya çıktı. Karadeniz'e kıyısı yok ama Tuna'ya kıyısı olduğu için aslında Karadeniz ülkesi olarak varsayabiliriz. Gürcistan ortaya çıktı. Bölgedeki güç dengesi de değişti. Çünkü Sovyetler Birliği zamanında Doğu Bloğu veya Varşova Paktı çok kuvvetli olduğu için aslında Türkiye'nin görevi bir yerde bir şişe tıkacı gibi bu güçlerin Türkiye üzerinden, Boğazlar üzerinden Akdeniz'e inmesini ve engellemekti aslında buradaki amaç. Yani Rusların hani kontrol etmek, onları birazcık hani NATO'nun güney veya güneydoğu şeyiyle cephesinde ya da şeyinden, flankinden Rusları birazcık daha kapatmaktı. Fakat Rusların zayıflamasından sonra, Sovyetlerin dağılmasından sonra güç dengesi biraz daha Türkiye veya NATO lehine değişti. Yani
Türkiye burada biraz daha güçlendi. Donanmasını kuvvetlendirdi. Silahlı kuvvetlerine yatırım yaptı. Ruslar nükleer güç olmakla beraber bir çok ciddi bir ekonomik ve politik debelenme sürecinden geçtiler. Bu arada Bulgaristan ve Romanya birazcık kendi ayakta üzerinde durmayı başardı. Biraz kendi iç dinamiklerini yerine oturttular. İşte ondan sonra sırasıyla NATO'ya ve Avrupa'ya girdiler. Ve Rusya'da da yeni bir dönem başladı. Yeltsin'den sonra işte Putin'in iktidara gelmesiyle birazcık daha bir stabil bir dönem başladı. Dengeler birazcık, taşlar birazcık daha yerine oturdu ve dengeler biraz daha netleşmeye başladı. Bu dönemde mesela bir Kuden for, şey veya Black Sea for vardı. Black Sea for'da bütün Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz kuvvetleri beraber operasyon yaptılar. İşte beraber donanmalarını dolaştırdılar. Ve işbirliği yaparaktan aslında hani Karadeniz'in güvenliğini biz kendi kendimize sağlarız imajı oluşturuldu. Bu Karadeniz dışı aktörlerin Karadeniz'e olan nüfus mücadelesine karşı atılmış bir adım idi. Ama aynı zamanda da Karadeniz'deki ülkeleri birbirlerine yaklaştırmak ve belli bir ortak çerçeve oluşturmak için oluşturulmuştu. Fakat kabul etmek lazım ki Rusların 2008 yılındaki Gürcistan Savaşı ve Gürcistan'ı işgal etmesiyle beraber Kudenfor'da ama Black Sea For'da şey oldu, öldü. Yani şu anda artık bir yapısı yok. Benzer bir yapı deniz tarafından baktığımızda sahil güvenlik teşkilatları arasında işbirliği vardı. Özellikle bu kritikti çünkü burada insanların hayatta kalması, işte denizlerdeki afet veya acil durumlara müdahale içinde bir işbirliği koordinasyon merkezi vardı. Onun da şu anda çalışıp çalışmadığı ve ne kadar çalıştığı şüpheli. En azından Karadeniz'in güney kıyısını, güney ve batı kıyısındakiler çalışıyor. Şeyi bilemem, hani Rusya ve diğerleriyle olan ilişkiler nasıldır bilemem. Böyle bir hani stabil bir Karadeniz'den iki kutuplu bir Karadeniz'e doğru geçiş oldu 2000'li yılların işte 2008-2014 işte bugüne kadar. 2014'te Kırım'ın Ruslar tarafından işgali ve tekrardan kendilerine katılması tabii çok ciddi bir kırılım noktasıdır. Burada sen şey yaparım, sen anlatırsın daha detaylı bir şekilde ve sonra da 2022 işte güncel savaş da 2022 hala içindeyiz. Bu güncel savaşta tabii çok birçok şeyi yerinden oynattı. Bundan dolayı hani bizi ne bekliyor, neler olacak? İşte bugün Rusların işgal ettiği bölgelerde referandum vardı. Anladığım kadarıyla işte referandumda insanlara iki tane soru sorulmuş. Bir, Ukrayna'dan ayrılmak istiyor musunuz? Diğer soru da Rusya'ya katılacak mısınız? Yani hani zaten başka bir opsiyon tanımamışlar insanlara. Bu hafta içinde Rusya'da mobilizasyon kararı alındı. Ve Putin de dedi ki elimde nükleer silahlar var. Vallahi billahi kullanırım. Bakın üstüme gelmeyin dedi. Şimdi bütün bu perspektiften bakıldığında Karadeniz'deki güvenlik gelecekte nasıl olacak? Buyur Arda, söz senin. Ben girişimi yaptım. Sıcak patatesi kucağıma attın. Aslında güzel bir özet yaptın Devrim. Çünkü şimdi konuyu anlamamız için, bugünkü durumu anlamamız için aslında belli başlı milestone'lar, dönüm noktalarına bakmamız gerekiyor ve onların büyük kısmını sen zaten özetledin. Ya aslında zaten aşikar olan bir gerçeği hem ülke olarak hem dünya olarak tekrar farkına varıyoruz ki Karadeniz Havzası o büyük güç mücadelesinin en önemli er meydanlarından bir tanesi idi. Hep öyleydi. Şimdiye kadar o er meydanı hazırlanıyordu. Dövüş için, güreş için hazırlanıyordu. 24 Şubat 2022 itibariyle de orada o güreş başladı. Ama zaten bunun buraya geleceği belliydi. Şöyle bir geriye baktığımızda belli başlı o bahsettiğim dönüm noktalarına, olaylara, gelişmelere baktığımızda zaten eninde sonunda bu olacaktı. Şimdi Karadeniz benim özel ilgi alanım, çalışma alanım, araştırma alanım. Özellikle Rusya'nın Karadeniz'e dair varlığı ya da Rusya'nın askeriyesi, askeri faaliyetleri, genel olarak Rus savunma sanayi.
Bunlara baktığımızda, özellikle bu bölgeye dair Rusya'nın askeri faaliyetlerine baktığımızda iki ana safhadan oluştuğunu görüyoruz. İki ana zaman süreci olduğunu görüyoruz. Bu iki zaman süreci arasındaki Rusya'nın askeri postürü, davranışları, tercihleri çok farklı. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Biraz kapalı konuştum. Açacağım şimdi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra artık bunu herkes biliyor. İşte 90'lar boyunca Rusya Federasyonu bir devlet olarak neredeyse aslında yoktu. Bütün devlet Evet. mekanizması çözülmüştü. Bütün bürokratik mekanizma çözülmüştü. Ekonomi, üretim neredeyse tamamen çökmüştü. Bunların sonucu olarak toplumsal yapı, sosyal yapıda muazzam bir çözülme, çöküş ve bunun yarattığı çok ağır travmalar olmuştu. Hani o dönem ben çocuktum, çok net hatırlıyorum. İşte Rus pazarlarında gerçekten madalyalarını satan bir millet. Ruslara ilişkin o imajın nasıl olduğunu benim kuşağım çok iyi hatırlar. Paraya muhtaç, işte valizinde bir şeyler getiren, burada satan. O getirdikleri şeyler de genelde çok kaliteli şeyler olmazdı. Çok net hatırlıyorum. Hatta benim kafamdaki Rus imgesi şeydir. İşte ben tam Sovyetler dağıldığı dönemde ortaokul hazırlıktaydım. Ve anormal bir ödev yükümüz vardı. Devamlı defter bitirirdik. Defter dayanmıyordu çünkü. Rus pazarından devamlı defter alırdık. Kareli işte harita metodlar falan. O kadar kalitesizlerdi ki yazdığım bir şeyi bir silgili azıcık silsen kağıt tamamen paramparça olur, erirdi. O dönemki bizim defterlerimiz de daha kaliteli. Şunu demeye çalışıyorum. Her şeyini, ama her şeyini satmak zorunda kalan bir devlet ve bunun doğal sonucu olarak da Rus silahlı kuvvetleri, Sovyetlerden devraldıkları o muazzam yapı zaten bir kısmı diğer devletlere, işte Ukrayna'dır, Baltık ülkeleridir, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleridir, onlara zaten bir kısmı gitti. Rusya'da kalan silah sistemleri, platformlar, araç, gereç, bunların hepsi bakımsızlıktan çürümeye artık başladılar. Ve daha da kötüsü, personelin ikmal, iaşesi, maaşı, lojmanı hepsi tamamen şey olduğu için, artık verilemediği, Taşlama sağlanamadığı için o resim. imkanlar, bütün kurumlarıyla, yapısıyla çöken bir devlet yapısı. Bu dönemde ama tabii Rusya, işte Yeltsin o zaman devlet başkanıydı, bazı şeylere çok büyük ihtimam gösterdi, özen gösterdi. Bunlardan birincisi, nükleer gücünü faal durumda tutmak için muazzam bir çaba harcadılar. Tamam, yeni silahlar, yeni füzeler, yeni harp başlıkları geliştiremediler. Yeni belki nükleer balistik denizaltılar ortaya koyamadılar ama ellerindekini en üst seviyede tutabilmek için muazzam bir çaba harcadılar. Çünkü Sovyetlerde de öyleydi zaten, Rusya Federasyonu da öyleydi. Ülkenin o ana caydırıcılığı, ulusal güvenlik politikasının ana taşıyıcı unsuru nükleer kabiliyeti. O yüzden o az önce tarif etmeye çalıştığım o genel çöküş hali nükleer kuvvetlere çok fazla sirayet etmedi. Az sirayet etti diyelim. Yani belki uçaklarının büyük bir kısmı uçabilir durumda değildi ama o uçabilenler bile belli bir gücü temsil ediyordu. Bu bir. İkincisi, hem o çift kutuplu dünya sisteminin ortadan kalkmasından dolayı, hem yani ve çift kutuplu dünya sisteminin kalkmasından dolayı şey oldu. Bir tehdit algısı ortadan kalktı. Aynı şekilde Avrupa'da da, NATO'da da artık bir Sovyet Varşova Paktı tehdidi yok. Bu bir rahatlamayı getirdi. Ülkelerin savunma bütçelerinde büyük bir gevşeme oldu. Silahlı kuvvetler envanterlerinde büyük indirimlere gidildi ki bundan biz epey faydalandık. Almanya'dan söz gelimi ciddi anlamda silah, araç, gereç aldık. Bir o çift kutuplu ortam ortadan kalktı. İkincisi, Rusya'nın o hard power dediğimiz silahlı gücü o kadar zayıfladı ki ulusal güvenliğine dair bir askeri operasyon, bir güç gösterimi ya da kol kaslarını göstererek nüfuzunu genişletme, bir şeyleri, bir politikaları dikte ettirmek kabiliyeti ortadan kalktı. O hard power dediğimiz askeri gücü ya da ulusal gücünde çok ciddi bir erozyon olduğu için de artık biraz da mecburiyetten dolayı Batı ile, NATO ile, Amerika Birleşik Devletleri ile ya da Atlantik'te, ne derseniz yani, Batı dünyası ile işbirliğine ve diyaloğa daha açık, daha fazla işte ortak kurumlara, anlaşmalara giren, bu ilişkileri daha geliştiren bir Rusya gördük. Bunun çeşitli yansımaları var. İşte hemen 1991-92'den başlamak üzere işte Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması, 1992'de Açık Semalar Anlaşması, 1994'te
bu Ukrayna'da kalan nükleer harp başlıklarının devralınıp imhası için imzalanan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti eden Budapeşte memorandumunun imzalanması. Bunun gibi bazı şeyler var. İşte daha sonraki süreçte senin de bahsettiğin Black Sea Force, Karadeniz. Ondan önce zaten Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kurumu, KEİK kurulması Evet. gibi hem bölgesel hem küresel ölçekte Rusya'nın Batı ile diyalog ve işbirliğini önceleyen bir politika izlediğini gördük. Çünkü zaten buna mecbur. Yani Batı'ya diş bileyecek, kendi istediklerini dikte ettirecek bir gücü yok. Zaten dünya ortamında öyle değil. Ama bu süreçte, yani bu 1990'lar sürecinde bazı önemli gelişmeler oldu. Rusya'da zaten içten içe devam eden o Batı'ya karşı ya da NATO'ya karşı şüpheciliği biraz körükleyen, arttıran bazı gelişmeler oldu. Birincisi 95 yılında Bosna'daki o insanlık trajedisine NATO'nun müdahalesi. Şimdi bu Rusya'yı tırnak içinde o kadar rahatsız eden bir gelişme olmadı. Çünkü burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir kararı doğrultusunda yapılan bir müdahale vardı. Ancak o bölge, Balkan bölgesi dini motiflerle, biraz da etnik motiflerle Rusya'nın o hinterlandına dahil olan bir bölgeydi. Ve burada NATO bir askeri operasyona girişmişti. O dönemki Rus devlet yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda buna dair bazı böyle şüpheci açık şeyler görüyoruz, bir tavır görüyoruz. Yani burası bizim hinterlandımız, burada NATO'nun ne işi var? Hani Birleşmiş Milletler'in bir operasyonu olsa tamam ama bir NATO öncülüğünde ya da işte o deny flight falan kastediyorum. Amerika'nın burada ne şeyi var gibi bazı tartışmaların olduğunu görüyoruz. İkincisi önemli bir kırılma noktası ya da önemli bir iz bırakan, çok ciddi bir iz bırakan şey 94-95'ten itibaren o Çeçenistan'daki çatışmalar 2000'lere kadar devam etti. Bu Rusya için çok ciddi bir travma oldu. Çünkü zaten Sovyetler Birliği'nden bayağı bir küçülerek, devletlerin kopmasıyla küçülerek bir şey olmuş. Kafkaslardaki işte Çeçenya'daki bu ayrılıkçıların da bir zafer kazanması durumunda Rusya için çok kritik öneme daha sahip olan o Kafkasya bölgesindeki varlığını da kaybedebileceği bir sürecin başlamasından endişe ettiler. Bu yüzden de zaten o savaş çok şiddetli, çok kanlı cereyan etti. En önemlisi 90'lar boyunca gerçekleşen bu kırılmalardan ya da bu önemli dönüm noktalarından en önemlisi de 99 Kosova. Kosova'ya dair Sırplara yönelik bu NATO'nun tek taraflı yani Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın NATO'nun başlattığı harekat Rusya'da muazzam bir tepkiye neden oldu. Kaşların çok sert şekilde çatılmasına sebep oldu. Çünkü bu dediğim gibi Birleşmiş Milletler kararı yok. NATO burada tek taraflı bir faaliyet içinde ve dediğim gibi Rusya'nın kendi hinterlandı olarak gördüğü bölgenin içerisinde bir askeri operasyon. Bu döneme dair işte Rus Dışişleri Bakanı falan açıklaması var. Hani şey diyor NATO'yu şeyle suçluyorlar. Ivanov o dönemki Dışişleri Bakanı. NATO ya da Batı bir kriz yaratıyor. Bu krizi insanlık krizi seviyesine yükseltiyor. Sonra da bu krizi çözme bahanesiyle ülkeleri bölmeye, ülkelerde rejim değişikliğine yol açmaya çalışıyorlar diyor. Ama yine de dediğim gibi o hard power hala bu dönemde çok güçlü değil. Rusya'nın ekonomisi güçlü değil. Silahlı kuvvetler kapasitesi güçlü değil. Sonra kritik bir başka gelişme de Yeltsin'in görevden çekilmesi, yerine önce 99 sonlarındaydı galiba Putin'i halef olarak ataması, sonra da 2000'deki seçimde de Putin'in şey olması, devlet başkanı olarak görevi devralması. Bu çok önemli bir kırılma noktası. İki sebepten dolayı, bir Putin'in şahsıyla alakalı, bir de diğer dış etkenlerden dolayı. Putin'in şahsının özelliği şu, biraz burada konuyu dağıtma pahasına bu arka plan bilgisini vermekte fayda var. Bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Putin malum KGB kökenli bir bürokrat. Ve ilk görev yeri Doğu Almanya. Demir Perde'nin son dönemlerinde Doğu Almanya'da görev yapıyor. Ardından duvar yıkıldıktan sonra da Leningrad'a, yani sonra da St. Petersburg olarak değişecek. St. Petersburg'a geri çekiliyor. Orada da St. Petersburg'da çok girift bir ilişkiler ağı kuruyor Putin. St. Petersburg Belediye Başkanı, şimdi adını hatırlayamıyorum, onun mentoru oluyor. Ve oradaki yakın çalışma çevresi diyeyim, ya da yakın arkadaşları, bunların hepsi Putin devlet başkanı olduktan sonra silo yükleniyordu. İşte o güvenlik bürokrasisinin üst düzeyindeki insanlar, KGB'liler vesaire. Bunların hepsi Rusya'da devlet bürokrasisinin üst yönetimlerine, bunların hepsi teker teker atanıyor. Yani Putin geliyor, ekibini de yanında getiriyor ve o ekibi de ta o St. Petersburg'dan 80'lerin sonu 90'ların başından beri yanında olduğu, güvendiği insanlar. Pek çoğu da şu anda hala görevde. Bu
Putin'in şahsıyla ilgili olan bir konu, durum. Ve Putin göreve gelir gelmez işte oligark dediğimiz o Rusya'daki elitlerin işte gücü elinde tutan kesimi tahakküm altına alıyor. Kendi otoritesine biraz böyle mırın kırın edebilecek tüm isimleri bertaraf edip bütün devlet yönetiminde kendisine olan müttefikler halkalarını genişletiyor. Bu Putin'e devlet otorite yönetiminde çok ciddi bir manevra alanı sağlıyor ve bu tabii yani bir anda olan bir şey değil. Zaman içerisinde gerçekleşen bir süreçten bahsediyorum. Bu şekilde de herhangi bir kararda kendisine gelebilecek ciddi şeyleri, reaksiyonları ya da muhalefetleri baştan bir önlemiş oluyor. İkincisi dış faktörlerde 2000'lerin başlarından itibaren 2003-2004 gibi enerji gelirlerindeki, petrol fiyatlarındaki artışla paralel olarak Rusya'nın gelirlerinde, ekonomisinde çok ciddi bir düzelme süreci başlıyor. Rusya'nın gelirleri artıyor, ekonomisi toparlanıyor. Bir de Putin'in o biraz da otoriter yapısıyla bu böyle olacak, şöyle olacak diyerek bir devlet sistemi kurmasının da etkisiyle Rusya'da ekonomide, sanayide, savunma sanayinde 2000'lerin başlarından itibaren bir toparlanma süreci başlıyor. Bu dönemde de çok önemli bir başka harici gelişme 2003'te. Hep sırasını karıştırıyorum. 2003-2004'te öyle söyleyeyim, karıştırdım anlaşılmasın. 2003 ve 2004'te Ukrayna ve Gürcistan'da renkli devrimler oluyor. Batı yanlısı yönetimler devreye geliyor ve bu renkli devrimlerin olması Rusya'da bir başka travma yaratıyor. Ondan sonra işte geliyoruz 2008'e. 90'ların başına itibaren o Güney Osetya ve Abhazya'daki dondurulmuş olan çatışma hali Evet. 2007-2008'den itibaren iyice artık yükseliyor ve 2008'de Rusya Gürcistan'da savaşıyor. Ama ondan önce bir başka önemli gelişme var. Özellikle onu ters söylüyorum. 2008'deki bir başka önemli gelişme de NATO'nun Bükreş zirvesi. Bükreş zirvesinde Hırvatistan ve Arnavutluğa NATO üyeliği şey pardon Hırvatistan yoktu galiba. Ya da var mıydı? Vardı galiba. Ya üyelik yolu açılıyor. Gürcistan ve Ukrayna ile üyelik müzakereleri ya da üyelik süreci başlatılmıyor ama NATO Genel Sekreteri ve NATO resmi kanallardan bu iki ülkenin eninde sonunda NATO üyesi olacağı söyleniyor. Bu Moskova'yı aslında çıldırtıyor. Her ne kadar üyelik sürecinin resmen başlatılmamış olmasını memnuniyetle karşılasalar da. Bu şöyle bir şey. Hani az önce bahsettim ya işte Kosova'ya yapılan harekat, Rusya'nın Evet. Hinterland'ına müdahalelerin yarattığı tepki. Rusya diyor ki ya bir tarafta Amerika'nın işte Atlantik'in düzenlediği renkli devrimler var. Bir tarafta NATO doğuya doğru genişliyor. Doğuya doğru genişlemesini gerektirecek bir şey yok. Hani ortada bir ideolojik kamplaşma, çift kutuplu bir dünya düzeni yok. Ve tam tersine Baltık üyelerini alıyorlar. Doğu Avrupa üyelerini alıyorlar. Balkanlara iniyorlar. Üstüne Ukrayna ve Gürcistan'ın yani tam kelimenin tam Evet. anlamıyla arka bahçeme giriyorlar. Bir de üstüne bir başka travma sebebi 2008 Bükreş zirvesinde Avrupa'da füze savunma kalkanı şemsiyesinin kurulması kararı alınıyor. Çek Cumhuriyeti'ne, Polonya'ya, Romanya'ya füze erken ihbar sistemlerinin kurulması kararı alınıyor. Bu sistemler Rusya'nın o en baş dedim ya nükleer kabiliyeti Evet. caydırıcıklarının temeli olarak görüyorlar. Neden? Çünkü o bir stratejik denge sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı olarak. Çünkü hani bu da bizde nükleer silahlar kamuoyunda çok yanlış algılanıyor. Hani bende nükleer silah var, kimse bana dokunamaz. Hayır. Bende nükleer silahlar var. Ben bunu bir ülkeye karşı kullanırım. O ülke bana nükleer silahla cevap verir. Ondan sonra second strike dediğimiz ikinci vuruş kapsamında ben silahlarımı kullanarak onu imha ederim. İşte esas denge bu şekilde sağlanıyor. Füze savunma sistemi bu dengeyi temelden bozabilecek nitelikte bir şey olduğu için Rusya'da bu zaten muazzam bir travma. Zaten önceden Yıldız Savaşları projesi de bu Evet. dengeyi bozacak bir yapıda olduğu için onun bir travması var, bir izi var. Ve bu füze savunma kalkanının kurulması kararı, Doğu Avrupa ülkelerinin alınması, Rusya, işte Gürcistan, Ukrayna yönelik karar vesaire alt alta konuluyor. Rusya diyor ki, ben çok kabalaştırarak, mübalağa ederek söylüyorum. Hayır, bu NATO bana karşı bir şey, bana üstüme geliyor. Bundan sonra işte Gürcistan Savaşı patlak veriyor. Ardından işte Ukrayna'da kendine müzahir Yanukovic'i seçiyorlar. Ya yani seçtiriyor biraz şaibeli bir seçim. Yanukovic işte şey oluyor vesaire. Daha sonra da Kırım'ın ilhakına geliyor. Şimdi burada şöyle bir parantez açalım. Kırım niye önemli? Kırım
O bütün Karadeniz havzasının neredeyse, yani tam ortasında değil de, yani ortasına bakabilecek bir konumda ve ta 18. yüzyıldan itibaren, yani Rusya'nın Karadeniz'de askeri varlık, donanma varlığı Evet. göstermesinden itibaren o bütün bölgedeki güç aktarım kabiliyetinin merkezi olmuş. Zaten coğrafi olarak buna çok elverişli bir konumda. Kırım'dan hareket eden donanma unsurları İstanbul'u tehdit edebilir. Sinop'u, Samsun'u tehdit edebilir. İşte batıda o Tuna çıkışını, Kesinlikle. Varna, Köstence hattını tehdit edebilir. Bütün o havzayı her türlü denizden ve havadan kontrol etmesine imkan sağlayabilecek bir ileri üs. Muazzam bir üs. Neden önemli o Karadeniz'de? Çünkü Karadeniz'in girişi ve çıkışı bir taraftan Avrupa'yı, doğudan da işte Kafkaslar üzerinden Hazar Havzası'nı, güneyden işte Türkiye'yi ve Boğazları doğrudan birbirine bağlayan bir kavşak noktası. Bu kavşak noktasının da kilidi Kırım. Kırım. Bu yüzden de zaten işte Prens Potemkin 1800, 1790, 1789'du galiba, hatırlamıyorum. Yani 18. yüzyılın sonunda Potemkin Karadeniz filosunu kurar kurmaz ilk ne yapıyor? Biliyorsunuz Osmanlı donanmasına üstüne çullanıyor. Sonra Kırım Savaşı'nda bir geriliyor. Sonra geri. Soğuk Savaş boyunca Karadeniz filosu diğer filolara nazaran çok büyük bir şey almamış. O pay bütçeden diyelim, modernizasyondan çok büyük pay almamış. Ama her zaman özel bir yeri olmuş. Çünkü Boğazlar üzerinden de senin az önce bahsettiğin işte Montrö'nün de biraz sağladığı imkan dolayısıyla Boğazlardan geçişiyle Doğu Akdeniz'deki askeri varlığının da bir bacağı olmuş. İşte Soğuk Savaş'ta Mısır, Suriye, Sovyetlerin önemli müttefikleri. Onlarla olan o askeri ilişkilerinin sağlayıcısı Karadeniz filosu olmuş. Soğuk Savaş bittikten sonra tabii 90'lar boyunca hiçbir şey yok. Yani Karadeniz filosu kelimenin tam anlamıyla çürümeye terk edilmiş. Çok dramatik bir şeydi. Birazdan değiniriz. Sonra durum tersine dönüyor. Çok ciddi bir şekilde dönüyor. Şimdi kapa parantez. 2014'e geldiğimizde hani o Kırım'ın işgal ve ilhakının arkasındaki yatan şeyi belki biraz da burada aramak mümkün. Yalnızca bir hani toprak kazanmak, bir askeri üs kazanmaktan ziyade bir tarihsel arka planı var bu işin. Ve bir diğeri de Karadeniz'deki bu askeri rekabet, Karadeniz Havzası'ndaki bu askeri rekabet bu kadar şiddetlenmişken böyle bir yere sahip olmaması Rusya'nın düşünülemez Rusya açısından. Hani en başta konuşmaya başlarken o dedim ya, iki ana aşama var. Evet. İşte 90'lardan itibaren 2008'e kadar, 2008'den itibaren de işte bu Gürcistan Savaşı, savaşta Rus ordusunun gösterdiği düşük performans. Ondan sonra o dönemin Savunma Bakanı Serdyukov tarafından başlatılan savunma reformları, o reformlar vesilesiyle silahlı kuvvetlerdeki komuta heyetinde muhalefet edebilecek herkesi tırpanla buluyorlar. Ve daha sonra da çok yoğun bir silahlanma ve modernizasyon faaliyetine girişiyorlar. Ve buradan itibaren birazdan konuşuruz, donanmaya yaptıkları yatırım, hava kuvvetlerine yaptıkları yatırım, füze sistemlerine yaptıkları yatırım hakikaten çok ciddi. Ve bu süreçte Batı'yla da o dönem, o da enteresan bir araştırma konusudur aslında. Hani bir yandan NATO'ya üye olma vizyonuna sahip bir ülke var, Gürcistan. Rusya o Gürcistan'ı eziyor, yeniyor, savaşıyor onunla. Ve o savaştan hemen sonra Rusya ordusunu modernize etmek için İsrail, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkelerle muazzam alışverişler yapıyor. Yalnızca silah, araç, gereç, işte mistraller, zırhlı araçlar değil, üretim teknolojileri, alt sistemler, bileşenler, parçalar, Evet. mikroçipler çok ciddi bir teknolojik destek görüyor. Ve bu işte 2008'den itibaren 2014'e kadar ki o Rus ordu modernizasyonunun ana itici gücü Avrupa ve artı İsrail oluyor. Bu da ayrı bir şey, ayrı bir enteresan konu. Şey hatırlıyor musun? Onu bir şey yapacağım. Şimdi Gürcistan Afganistan'a asker göndermişti ama ne zaman göndermişti onu Evet. hatırlayamadım. Yani hani şimdi şunu da düşünmek lazım. Gürcistan askerinin Afganistan'da ne işi var? Yani Afganistan Amerika'nın yarattığı ve NATO'ya hediye ettiği bir operasyondu ve mecburen
9 Eylül saldırılarından, 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın işte iki tane şeyi var. Bir Afganistan'a girdi, hemen orayı işgal etti Evet. hızlı bir şekilde. Sonra bir de Irak'a gitti. Irak'takinle insanları derken, o da kastettim aslında diğer NATO ülkelerini yanına çekemedi. Çünkü Irak işgal sebeplerinin ne kadar zayıf ve aslında ne kadar uydurma ve fabrikasyon olduğu belli. Bugün hala rahmetli John Powell'ın gösterdiği işte şişe Evet, hatırlıyoruz ve hala concrete evidence, yani istersen beton olarak görebilirsin, istersen elle tutulabilir şeyleri, somut örnekleri, şeyleri, Saddam'ın kitle imha silahı yaptığına dair şeyleri hala bekliyoruz. Gösterecekler bundan yıl sonra. aynen. Fakat Afganistan'ın işgalini Amerika başarılı bir şekilde NATO'ya akuple etti ve NATO işte Almanı, Hollandalısı, Türk'ü, İngiliz'i, Fransız'ı falan kendini bir anda Afganistan'da buldu. Gürcistan'ın orada ne işi vardı? Yani şimdi bir kere onu sormak lazım. Yani hani şimdi senin savaşın değil, sen NATO'ya dahil değilsin. Niye oradasın? Çünkü mesela Ukrayna Birleşmiş Milletler içinde Afrika'ya falan asker gönderiyor ama hani onu anlamak mümkün. Birleşmiş Milletler'in içindeyim. Ben de bir silahlı gücüm. İşte dünya barışına katkıda bulunuyorum. Lay lay loma. Avusturya'da yapıyor mesela. Yani hani şimdi ama Gürcistan niye Afganistan'a asker gönder? Yani bunu da bir şey yapmak lazım. Muhtemelen Rusların kaşını kaldıran şeylerden biri budur. Yani bir dakika abi, ne? Tabii, yani bu tür şeyler, o bandwagoning diye bir kavram var İngilizce'de. Küçük devletler büyük devletlerin arkasına takılıp onların o şemsiyesi, o kanatları altında kendini güvende hissetmek için politikalar izlerler. Gürcistan'ınki de biraz böyle. Diğer ülkeler de, işte Baltık ülkeleri de benzer şeyler yapıyorlar. Doğu Avrupa ülkeleri de. Mümkün olan her fırsatta, başta Amerika olmak üzere, NATO'nun bu işte harekatlarına, eğitimlerine, tatbikatlarına birer ikişer dahi olsa, sembolik dahi olsa personel göndererek, katılım sağlayarak o ilişkiyi kurmak ve canlı tutmaya çalışıyorlar. Çünkü o NATO kapsamında ya da Amerikalılarla, İngilizlerle birlikte görev yaparak hem personellerini o usullerde, o teknolojilerde hareket yapacak şekilde eğitiyorlar. En azından lider personellerini, yani astsubaylarını, subaylarını, hem de o katılımlar vesilesiyle bir askeri işbirliği ve diyalog mekanizması oluşturuyorlar. O dönemde, yani 2000'ler boyunca çok sık gördüğümüz, takip ettiğimiz şeylerdi. İşte 3-5 asker Gürcistan'ın bir şehrinde bir tatbikat, bir bomba imha tatbikatı ya da işte bir plan tatbikatı. Çok küçük ölçekli şeyler, ama bunlar onlar için büyük önem taşıyor. Neden? Onlar üzerinden devamlı bir askeri işbirliği mekanizması canlı tutuluyor. Biz de o işte Gürcistan bayrağını bir NATO operasyonu içerisinde o bayrak direklerinde dalgalandırmak onlar için önemli bir politik aslında mesaj. Yükte hafif ama pahada onlar için ağır olan şeyler bunlar. Ama dediğin gibi bunların hepsi Rusya'da çok ciddi rahatsızlıklar yaratıyor. Ve Rusya'nın daha sonraki o tavırlarının şekillenmesinde bunların hepsi büyük rol oynuyor. Şimdi bu bahsettiğim o 2008'den itibaren Rusya'nın o toparlanması, askeri olarak toparlanmasında Karadeniz'e ve özellikle Karadeniz filosuna çok büyük bir önem verdiğini görüyoruz. Yani hakikaten burada bir şey var. Çok ciddi bir hırsla ya da kararlılıkla yönetilmiş bir süreç var. Şimdi bu sürecin Rusya tarafından ya da bu Karadeniz'e verilen önemin nasıl olduğunu göstermesi açısından benim her zaman kullandığım, her vesilede kullandığım iki tane alıntı var. İki tane önemli konuşma var. Bir tanesi Rus Deniz Kuvvetleri'nde çok üst düzey görevlilerde bulunmuş bir amiral. Valeri Alexin. Zaten bu pek çok olayla ilgili, Rus Deniz Kuvvetleri'yle ilgili 90'lı yıllarda açıklamaları olmuş. Önde gelen bir uzman. Bir askeri uzman, bir de zaten amiral. Valeri Alexin 1997 yılında bir makale yazıyor Rus Deniz Kuvvetleri'nin geleceğiyle ilgili. Bu zaten batılı kaynaklarda sıkça atıf alan bir makale. Bu makalede diyor ki bir yerinde, eğer diyor işte şeyimiz, deniz kuvvetlerimizin koşulları bu şekilde devam ederse 2000 yılına gelindiğinde diyor Baltık filosu İsveç Deniz Kuvvetleri'nin yarısı kadar, Alman Deniz Kuvvetleri'nin de 1/3 ile 1/4 kadar bir şeyi olacak, bir güce sahip olacak diyor. Karadeniz'deki gücümüz ise Türkiye'nin deniz gücünün yarısı kadar olacak diyor. Şimdi bunu bir kenara bir koyalım.
Aradan bir 20 yıl geçiyor. Bu bahsettiğim 2008 reformu, Rusya'nın yeniden silahlanması, işte bütün o yapılan alımlar, üretimler, şunlar bunlar. Bunu da her zaman paylaştığım bir şey bu. 2016 yılında Kavkaz 2016 diye bir tatbikat var. Stratejik tatbikat. Kavkaz tatbikatı Rusya'nın bu Karadeniz'den ve Kafkaslardan sorumlu Güney Askeri Bölge Komutanlığı'nın plan tatbikatı, stratejik tatbikatı. Bu tatbikatın kapanış oturumunda tam tarihini hatta söyleyeyim şuradan bir yandan da kopyama bakıyorum. 13 Eylül 2016 günü özellikle söylüyorum. 13 Eylül 2016 gününde Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov o bütün kurmay heyetine toplantıda şunu diyor. Birkaç yıl önce diyor Rus donanmasının bölgedeki Rus Karadeniz donanmasının muharip kabiliyetleri Türkiye'ninkiyle taban tabana zıt durumdaydı diyor. Ve o dönemde Türkiye'yi Karadeniz'in efendisi olarak gören çok sayıda değerlendirme vardı diyor. Pek çok kişi Türkiye'yi Karadeniz'in efendisi olarak görüyordu diyor. Ama artık durum değişti diyor. Evet. Artık şartlar değişti diyor. Ve devamında diyor ki burası çok önemli. Hakikaten burası çok önemli. Artık modern uzun menzilli güdümlü füzelerimiz var. Kalibr gibi seyir füzelerimiz var diyor. Ve bu füzelerin menzilleri boğazlara kadar ulaşabilecek uzunlukta diyor. Üstüne çok enteresan bir ipucu veriyor. Füzelerimiz ülkemize yönelik düzenlenebilecek bir amfibi çıkarma harekatı senaryosunda durumunda bu çıkarma gemilerini limanda hazırlık halindeyken vurabilecek menzile sahip diyor. Çok spesifik bir detay veriyor burada. Şimdi Karadeniz'deki kalibr füzeleri Karadeniz'deki hangi hasım ülkenin limanlarındaki çıkarma gemilerini vurabilir? Hangi limanlar? Aklıma gelenler Köstence var, Varna var, İstanbul var, Sinop, Samsun var. Yani tamamı NATO ülkeleri aslında. Burada zımnen NATO'yu işaret ediyor. Bir amfibi harekat beklentisine karşı o harekatı daha hazırlık aşamasındayken vurmak için oluşturulmuş bir güce işaret ediyor. Şimdi bu iki konuşmayı alt alta koyduğumuzda çok net bazı mesajlar var ya da bazı öne çıkan hususlar var. Bir, Rusya Karadeniz'deki gücünü toparlamak için çok ciddi bir kararlılık içerisinde. Ta 90'lardan itibaren. Oradaki gücünün zayıfladığının farkında, o gücünün zayıflamasının kendisine stratejik ve politik olarak yansımalarının farkında ve bunu bir an önce gidermek için çok ciddi bir kararlılığa sahip. Bu bir. İkincisi, Karadeniz'de kendisine ana rakip olarak gördüğü ülke doğal olarak, tarihi olarak, siyasi olarak Türkiye. Karadeniz'de kendisine hani İngilizce tabirle benchmark olarak gördüğü, Kıskanç. kendisini karşılaştırdığı, kendisine nirengi ya da referans noktası olarak aldığı Saldım. ülke Türkiye. Türkiye'nin askeri kapasitesi, kabiliyetleri. Ve bundan dolayı da Türkiye'nin NATO üyeliği dolayısıyla da ve diğer işte Romanya, Bulgaristan'ın NATO üyeliği dolayısıyla da Karadeniz'i sadece bir Türkiye'de rekabet bölgesi olarak değil, NATO ile bir rekabet bölgesi, bir cephe olarak Rusya görüyor. Bütün modernizasyonunu, bütün askeri faaliyetlerini, bölgeye yönelik faaliyetlerini bu eksen üzerinde inşa ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Hemen şuradan kopyalarımdan bakıyorum. Çok kısa sizi bekleteceğim. Ben bir çalışma vesilesiyle bir döküm çıkardım. Rus Deniz Kuvvetleri'nin 1991'den itibaren hizmetine girmiş bütün gemiler. Zaten bunların kayıtlarını tutuyordum. Karadeniz filosunun hizmetine giren gemiler. 1991 ile 2008 arasında Karadeniz filosu envanterine sadece iki gemi giriyor. Birisi Tarantul 3 sınıfı bir korvet. 1992'de hizmete girmiş. Mart 1992'de. Diğeri ise Dergaç sınıfı bir şey, küçük hücum bot. Yanlış hatırlamıyorsam, devrim beni düzeltin yanılıyorsam, o şeyle hidrofoil ya da hava yastıklı bir şeydi. Dergaç farklı bir tasarımı var diye Evet, hatırlıyorum. evet, Hani evet. Yani çok aslında küçük bir bunlar bot. şey kısa menzilli, kısa erimli, füze taşıyan, çok da büyük uzun süre Aynen. taşımayan, Styx veya şeyleri taşıyan aslında hani uzağa bir güç intikali için mümkün şey değil, daha çok düşmanın kendisine yaklaşmasını engelleyecek küçük Aynen. tekneler. Evet. Aynen. Düşman O savunması da 91 mantıklı. yılında aynen.
91 yılında kızağa konmuş, 2000 yılında hizmete girebilmiş. Yani 9 senede ancak bitirilebilmiş bir gemi. Yani 91 ile 2008 yılları arasında 17 yıl içinde Karadeniz filosu envanterine sadece bu iki bot girmiş. 2008 ile 2022 arasına gelecek olursak eğer 6 tane dizel elektrik denizaltı. Proje 636.3 dediğimiz Evet. kaliber seyir füzesi atabilen denizaltı. 3 tane Amiral Grigorovich sınıfı fırkateyn. 3 tane Vasily Bykov sınıfı korvet ya da küçük büyük karakol botu diyelim. Korvet diyorum ben genelde. 2, 4, 5 tane Buyan M sınıfı korvet. 2, 4 tane Grachonok sınıfı küçük karakol botu. 7 tane de Raptor sınıfı savaştan da biliyoruz zaten küçük bot. Denizaltının tamamı 6 denizaltı, 3 fırkateyn, 3 tane Vasily Bykov ve Buyan M'ler. Bunların hepsi kaliber seyir füzesi kabiliyetli. Şimdi muazzam bir Evet. patlama var. Yani 17-18 yıl içerisinde 2 tane botu zar zor hizmete almışlar. 2008'den 2022'ye kadarki süreçte ise orta halli ya da büyük bir Avrupa ülkesi donanması kadar bir filoyu birdenbire ayağa kaldırmışlar. Burada ciddi bir şey var. Üstüne Kırım. Kırım'a malum işte S-400, S-300 hava savunma bataryaları Evet. konuşlandırdılar. Bastion sınıfı tipi karadan atılan gemi savar füzeleri, Gem işte çok kodlar, sayıda radarlar, elektronik harp sistemleri. Kırım'ı bir böyle ileri üs haline getirerek o işte Gerasimov'un bahsettiği düşman limanlarındaki o gemileri hazırlık safhasında bile vurabilecek, tespit edebilecek bir kabiliyet en azından kağıt üstünde kurdular. kağıt Bu üzerinde önemli. yalnızca şey şöyle pardon cümlenin başına alayım aslında biraz şey yaptım tersten konuştum. Şimdi burada çok ciddi bir taarruzi güç oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. İşte kaliber füzeleri özelinde. Peki bu taarruzi gücü neden kuruyorlar? İşte Gürcistan Savaşı'nda gördük. Donbas, Kırım'da gördük. Sonra işte aslında Suriye iç savaşına müdahil olmalarında gördük. Bir ileri doğru tazyik hali var. Kuvvet aktarımı odaklı, işte deniz aşırı operasyonlar, işte füzelerle saldırılar, şunlar bunlar, Suriye'deki hedeflerin seyirli füzeleriyle vurulması vesaire bir kuvvet aktarımı odaklı bir şey var. Bir taarruzi, bir yayılmacı diyelim de yayılmacı çok doğru bir tabir değil, bir saldırgan tavır var. Burada aslında benim savunduğum görüş, yani bu görüş pek çok kişi de savunuyor ama yani bir tartışmalı da bir konu. Rusya aslında burada taarruzi bir savunma yapıyor. Yani işte NATO'dan kendisine karşı bir tehdit algılaması var. NATO'nun işte yayılmasından dolayı. Buna karşı bir karşı hamle içerisinde. O karşı hamlenin de odakları işte Gürcistan'dır, Ukrayna'dır, şudur budur. Bu karşı taziyinde o hani mızrağın ucunda da Karadeniz filosu var. Evet. Bu süreçte peki bölge ülkeleri ne yapmış, biz ne yapmışız, diğerleri ne yapmış? Onun geçen bir şeyini çıkarmıştım. Biz 2008-2022 arasında 4 tane ada sınıfı hizmete aldık. Başka hizmete aldığımız bir muharip ana gemi yok. En azından 500 ton ve üstündeki sınıfta herhangi bir şeyimiz yok. Başka bir şey yok. Onun dışında bölgedeki işte Gürcistan'dır, Romanya'dır, Bulgaristan'dır. Bunlarda da bir şey yok. Yani bu dönemde kayda değer herhangi bir envantere aldıkları ana muharip sınıf bir gemileri yok. O zaman şuna geliyor Bir benim hani en parantez azından açabilir kişisel miyim arada değerlendirme. arada? Kusura Tabii. bakma sözünü kesiyorum Lütfen ama lütfen. Estağfurullah lütfen. iki tane de Bayraktar sınıfı çıkarma gemisi aldık bu dönem içinde. Bunlar ana muharip gemi değil Ha. ama düşmana karşı Evet, güç evet, aktarmak için evet. önemli gemi olabilir diye Doğru. düşünüyorum. Doğru. Ben sadece işte fırkateyn, korvet, karakol botu gibi yani 500 ton ve üstü ana muharip gemileri aldım ama dediğin çok doğru. Bayraktar ve sancaklar bizim kuvvet aktarım kabiliyetlerimizde çok büyük sıçrama kaydettiler. O anlamda aslında kayda değer platformlar. Kaldı ki Rusya'nın bu sınıfta çok fazla bir şey yok. İşte Ivan Gren'leri var ama ne kadar var, ne kadar şey o soru işareti. Aynen öyle. Hatta ötesinde Rusya aslında o eksikliğinin de farkında olarak 2000 kaçtı? 2009 gibi Mistral sınıfı iki tane çıkarma gemisi sipariş verdi Fransa'ya. Hatta artı iki de opsiyondu. İlk başta o gemiler Karadeniz filosu için üretiliyordu. Sonra Evet. Pasifik filosuna kaydırılmıştı ama artı iki yani opsiyon olan iki gemi Karadeniz filosunda hizmete girecekti. Yani Allah'tan diyeyim hani Allah'tan değil ama
O gemiler Rusya'da hizmete girmedi ama sonra ne oldu? Mısır'a gittiler. Yani Yani Allah'tan bebek varmak varmış ki bir istedikleri Fransızlara kalsa onlara her şeye rağmen şu. satacaklardı da işte araya şey girince Tabii. Tabii. daha büyük güçler girip de oğlum ne yapıyorsun sen aklını başına topla deyince evlileri de Aynen öyle. Peki o zaman şuna geldi iş. Rusya çok ciddi bir şekilde silahlı kapasitesini güçlendirdi. Hani o güçlendirme özünde ne kadar başarılmış savaşta görüyoruz. Bazı şeyleri mış gibi yapmışlar. Pek çok şey yapmamışlar. Pek çok şeyde aslında daha da geriye gitmişler. Ama sayısal olarak ve bazı kabiliyetler bazında ciddi bir ilerleme kaydettiler. Şimdi şey kavramı vardır. Güvenlik ikilemi diye bir kavram vardır. Security dilemma. Siz işte gücünüzü arttırırsınız, silahlanırsınız. Karşınızdaki rakibiniz de ya bu silahlanıyor, bu bana karşı silahlanıyor herhalde. Bana bir tehdidi var, bana bir şey yapacak. O zaman ben de silahlanayım ki kendimi koruyabileyim der. O da silahlanır. Siz de onu görürsünüz. Aa, bu silahlanıyor, arttırıyor. Ben de kendimi geliştireyim dersiniz. Hani Türkiye ile Yunanistan arasında olan şey. Böyle kendi kendini besleyen bir sürece, yani çıkmaz bir sürece dönüşür o. Yani, ne derler? Kısır döngüye dönüşür olay. Karadeniz'de de aslında bu var. Yani işte NATO'nun eylemlerini, faaliyetlerini Rusya kendisine bir tehdit olarak algılıyor. İşte füze savunma tesisi, Romanya'daki o şey tesis, Polonya'daki tesis, Çekya'daki daha sonra kurulmadı gerçi ama Doğu Avrupa'daki faaliyetleri, işte bölge ülkelerinin silahlanması vesaire, onları bir tehdit olarak algılıyor kendisine karşı. Bana doğru geliyorlar diyor. Onun üzerine kendisi bir silahlanmaya girişiyor. Kendisi silahlanmaya giriştiği için bu sefer Amerika özellikle Doğu Avrupa'daki askeri varlığını takviye ediyor. İşte INF anlaşmasından çekiliyor 2019'da. Bölgeye daha uzun menzilli füzeler konuşlandırmaya başlıyor. Daha fazla asker sevk ediyor vesaire. Bu böyle bir kendi kendini besleyen bir kısır döngüye dönüştü zaten 2010'lar boyunca. Bu eninde sonunda zaten bir şekilde patlayacaktı. Bir yerde bir şekilde bu tür kısır döngüler tarih boyunca da hep aslında böyle bir şekilde bir savaşla, çatışmayla sonuçlanır. Bundan kaçış neredeyse yok. Yani çok çok nadirdir. İşte Aklı Selim hakim olursa belki, ama Aklı Selim dünyada artık hiçbir zaman şey olmuyor, hakim olmuyor. Bir yerde savaşa dönüşecekti bu. Bunun kaçarı yoktu. Şimdi o geri dönülmez, kaçınılmaz şeyin içerisindeyiz. Yani buradan sonra ne olur? Yani onu tartışalım ama benim tahminim, seferberlik falan bir yana, Karadeniz'deki bu durum ya da bu en azından çatışma süreci bir süre daha böyle devam edecek gibi gözüküyor. Öyle ya da böyle, ama bir şekilde burası farklı bir tür cephe hattı olarak herhalde varlığına devam edecek diye tahmin ediyorum ben. Yani şunu getirmeye çalışıyorum. İşte Rusya bir yandan Çin'le, belki Hindistan'la, işte Kuzey Kore'yle, İran'la askeri siyasi ilişkilerini daha da belki geliştirebilir. Bunların neticesinde bölgede çok daha farklı bir güç kompozisyonu oluşabilir. Bunlara karşı olarak da şimdi 2 kere 2 4, yani tamam, Türkiye'nin Doğu Avrupa'daki işte Polonya ile falan ilişkileri daha da gelişti, ama esas burada önemli olan mesele, göz önüne almamız gereken husus, İngiltere ve Amerika'nın bölgedeki, yani İskandinavya'dan Yunanistan'a kadar hat olan o bölgedeki askeri nüfuzlarını çok ciddi olarak artıracakları. Amerika'nın bölgedeki hem kendi varlığıyla, askeriyle, silahlarıyla askeri varlığını güçlendirmesi, hem de bölge ülkeleriyle askeri işbirliklerini geliştirmesi. Bunların neticesinde de Karadeniz'deki işte Romanya, Bulgaristan, kısmen Moldova, işte biraz daha yukarıda Polonya vesaire, buralarda çok ciddi bir silahlanma eğiliminin ya da güvenlik odaklı politikaların izlenmesi herhalde kısa vadedeki sonuç olarak ortaya çıkabilir. Valla güzel özetledin. Teşekkür ederim. Ben seni dinlerken aklıma bir iki soru geldi aslında. Birazcık soru birazcık da hani nasıl derler bir yorum yapacağım. Şeyler de olur ya. Bu konferansların sonunda bir. Aslında soru değil de Ya birazcık da yorum yapmak istiyorum. korsan Bilirsin de bildiri. korsan bilirim. Ha, evet. Şimdi mesela bu hafta sonu galiba dün seni dinlerken notlarımı aldım. Mesela Sırbistan ile Rusya arasında bir işbirliği ve bazı anlaşmalar imzalanmış. Tabii içeriğini bilmiyorum ama yani hani
Sırbistan bir süre böyle Avrupa Birliği ve NATO bloğuna mı gitsem yoksa Rusya'ya mı gitsem diye iki arada bir derede kalmıştı Balkanlarda. Anladığım kadarıyla yönünü akıntının tersine Rusya'ya çevirmiş vaziyette. Şimdi şeye baktığımızda mesela bu ilginç bir şey. İleride Balkanları birazcık daha karıştıracak gibi. Ben şeye bakıyorum. Yani Rus Silahlı Kuvvetleri'nin genel olaraktan Ukrayna'da yapmış olduğu operasyonlara, faaliyetlere bakıyorum. Ve hani açıkçası birçok insan gibi ben de birazcık daha hani içi kok muymuş bu kadar diye bir Evet. kendi kafamın köşesinde bir soru işareti var. Çünkü sonuçta bize hani ta Soğuk Savaş yıllarından beri işte Rusların işte çok kuvvetli olduğu, Sovyetlerin o zamanlar işte böyle büyük uçak savar ve şeylerle kendilerine işte hani erişimi engelleme ve şey bu alanları yarattıkları, etraflarında büyük balonlar oluşturdukları, bu alanların aslında ya da duvarların asla aşılamaz, engellenemez, geçilemez şeyler oldu. Mesela hep bize şey yapıldı, söyle adını anlatıldı. Bu Evet. 2014'ten sonra Evet. Kırım'ın alınmasıyla beraber biraz evvel değindin işte uzun menzilli S-300'ler, S-400'ler geldi. Kaliber füzeli silah şeyler geldi, gemiler geldi, denizaltılar geldi. İşte Bastiyon füzelerini koydular. Ne yaptılar? İşte Karadeniz'de bütün Karadeniz'i kapsayacak bir erişimi engelleme ve erişimi men etme bölgesi yarattılar diye varsayıyorduk. İşte bu Rusların eline geçti falan. Ama baktık ki görüyoruz ki Ukrayna bile kendi erişimden şeyini kendi alanını yaratabiliyor ve Ruslarınkini de gayet güzel bir şekilde küçülttü ve o hani Frenkçe tabirle bubble dediğimiz o baloncuk Rusların yarattığı Evet. bomba Aynen. baloncuğunu patlattı. Yani aslında ben baloncuk tabirini seviyorum çünkü şöyle bir şey var. Bütün balonlar patlatılabilir. Yani hani o baloncuk insanlarda bir şey yaratıyor, bir algı yaratıyor. Bir sanal şey hani onun içine giren herhangi bir şey anında tespit edilip anında müdahale edilecek ve anında engellenecek gibi ama öyle olmuyor. Balonlar bir şekilde düşünüldüğü kadar ya da en azından kağıt üzerinde olduğu kadar etkili olmuyor. Fakat ben aslında bundan şunu şey yapmak istiyorum, sormak istiyorum. Şimdi Rusların tamam Karadeniz filosu Moskova battı, yardımcı sınıf gemi battı ve diğerleri ama hala sağlam ve kaliber atan şeylerinden hiçbirine bir şey gelmedi, helal gelmedi. O hala onlar hepsi sağlam. Fakat silahlı kara kuvvetleri çok zayıfladı. Hava kuvvetlerinin aslında bütün o güzel manevra yapan uçaklarına rağmen doktrinal ve şey olaraktan çok ciddi zayıflıkları olduğu ortaya çıktı. Ukrayna Hava Kuvvetleri hala uçabiliyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında mesela Rusya'nın veya daha doğrusu Karadeniz'in güvenliğinin nasıl olacak? Çünkü eskiden hep bir çok kuvvetli bir Rusya var. Biz buna karşı kendimizi korumalıyız ki gardımızı yüksek tutmalıyız diye bakan insanlar şimdi belki de diyecekler ki ya aslında bu adamlar gözümüzde büyüttüğümüz kadar korkunç değillermiş. Yani dudakları yerde, dudakları gökte yenilemez insanlar değillermiş. Bunların da çok ciddi zayıfları var ve ben bu zayıflıkları çok güzel gördüm, anladım ve ben bunları kendim için fırsatı değerlendirebilirim. Ben bu zayıflıklardan kendime bir şeyler çıkarabilirim diye düşünüyorlar. Düşünebilirler ve o zaman Karadeniz'deki dengeler nasıl olur? Tamamen bir spekülasyon aslında bu ama sen nasıl bu spekülasyonlar şey yaparsın diye sorayım sana. Ya zor soru ama şöyle bir gene spekülatif yanıt vermek belki mümkün. Eğer Rusya bu savaş daha da uzar ve biraz daha gardı düşer, daha da zayıflarsa belki bu söz gelimi Dağlık Karabağ'daki gibi ya da işte Güney Ossetya Gürcistan'daki gibi bazı böyle ufak şeyleri biraz daha tetikleyebilir. Yani işte Rusya'nın Kafkaslar'daki mesela askeri varlığında bir zayıflama ya da Rusya'nın genel olarak refleks göstermesinde bir zayıflama emaresini hisseden Gürcistan denetimini kaybettiği Güney Ossetya'da, Abhazya'da ya hazır ben fırsattan istifade buraları bir toparlasam mı acaba diye belki düşünebilir, bilmiyorum. Ya da benzer bir şekilde Azerbaycan
yani şu anda bütün işgal altındaki toprakların tamamını kurtarmış değil. Bir önemli bir kısmı 2020'de kurtardı ama hala bir kısmı Ermenistan işgali altında. Benzer bir şekilde ya Ermenistan'ı zaten yeteri kadar zayıflattım. Rusya'nın da ne kadar destek vereceği şüpheli. Hani ben biraz daha bu şey yani biraz daha üstüne gideyim belki diye düşünebilir. Rusya'nın askeri kapasitesi, asker sayısı olarak, ekipman, araç, gereç olarak bu tür ufak tefek, irili ufaklı kriz ve çatışmaların hepsiyle ayrı ayrı ya da aynı anda baş etmeye yeter mi? Yetebilir ama hani gördüğümüz kadarıyla reaksiyon almada çok hızlı davranamıyorlar. Belki hala Sovyet döneminin mirasını devam ettirme hevesinde olduklarından dolayı bilemiyorum. Çok hızlı şey yapamıyorlar. Dediğin şey bence mümkün. Ama öte yandan da şu var. Yani şimdi 2008'de Gürcistan'a karşı ciddi bir askeri yani başarı kazandılar ama o başarıyı kazanırken de biraz rezil oldular. Ondan sonra ama çok ciddi bir reform süreci başlattılar. Hani eksik gedik, biraz kağıttan, biraz doğru ama bir şey başlattılar. Bu süreçten, yani bu savaştan hemen sonra da benzer bir reform, bir dönüşüm süreci başlatmaları kuvvetle muhtemeldir. O da zaten aslında Romanya'yı, Bulgaristan'ı biraz daha hani o Atlantik ya da Amerika'nın o kanatları altına bence iter. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya bunlar hani tamam biraz hırpalandılar ama o yaralarını sarmak için daha fazla hamle yaparlar. Biz kendi gardımızı yüksek tutalım diye düşünebilirler. Romanya bence bunu demek zorunda çünkü gördük. Ufacık bir şey oldu. Bir uçak kaldıracak oldular. MiG-21 savaşın ilk Evet. haftalarında düşürdüler. Onu aramak için helikopter kaldırdılar. O da düştü. Bir sürü askerleri hayatlarını kaybetti. Bir mayın imha etmeye çalıştılar. Mayın gemileri hasar aldı. Yani Bulgaristan zaten daha beter durumda. Yani bu ülkelere Rusya'nın çok bir şey yapmasına şu an haliyle bile gerek yok. Yani bir karikatürde vardı. İri yapılı adam sandalyeyi bu oturan var mı diyor. Diğeri de siz sandalyeyi kaldırın ben kendim düşerim zaten diyor. Rusya şey Romanya ve Bulgaristan'ın hali böyle. O yüzden tam tersine daha da yoğun bir şekilde silahlanmaya çaba harcamaları muhtemeldir. Daha önemlisi Amerika'ya, İngiltere'ye, diğer NATO ülkelerine daha fazla üs vermeleri kuvvetle muhtemeldir. O tabii o zaman çok ciddi şeyleri dengeleri değiştirecektir. Yani Türkiye'nin istemediği bir senaryo olacaktır dışarıdan Şimdi aktörlerin ha yani yönetimi. mesela Black Sea 4 bu anlamda çok önemli, çok kıymetliydi. Tabii hani biraz kısmetsizlik mi diye bilmiyorum. Gitti. Hani o şeyde 2015'te biz uçağı düşürdükten sonra galiba Rusya çekildiğini açıkladı. Şimdi Black Sea 4'un şöyle bir anlamı vardı. Karadeniz'de tamam bir işbirliği, diyalog ve güvenlik ortamı. Aynı zamanda Türkiye'ye de şunu deme imkanı veriyordu NATO içerisinde. Karadeniz'deki en güçlü NATO ülkesi benim ve zaten Karadeniz bölgesindeki güvenliği ben NATO adına sağlıyorum. Burada bir sıkıntı yok. Yani buralar bana emanet diyordu Türkiye. Evet. Ama şimdiden sonra Ukrayna zaten artık bir Amerikan İngiliz müstemlekesi haline gelmiş durumda neredeyse. Tamam biz hani bizimle çok iyi ilişkileri var ama bütün askeriyesi, istihbaratı, devlet yönetimi olduğu gibi Amerika ile entegre oldu. O bir. Romanya, Bulgaristan zaten Romanya'daki Aegis sistemi, işte şey hava üssü, kara üssü vesaire Bulgaristan da aynı şekilde. Bu ülkelerdeki Amerikan askeri nüfuzu muazzam bir şekilde arttı. Bu ne anlama geliyor? Bölgede artık yani bu bölgedeki eğer bir güvenlikle ilgili bir şey olacaksa Türkiye ana aktör değil NATO içerisinde. Ana aktörler oldu artık yani bölge dışı Amerika'dır, İngiltere'dir. Biraz belki işte kendini yer açmaya çalışan Fransa falan. Bunlar ana aktör ya da yardımcı demeyelim de ana aktörler haline geldiler. Türkiye o anlamda eskiden oyunu Rusya ile işte anlaşarak kuruyordu. Bölgede Türkiye ve Rusya'nın çıkarları büyük ölçüde örtüşüyordu. Birbirlerinin ayaklarına basmıyorlardı. Rekabet ediyorlardı. Ben onu bir makalemde o şeyi söylemiştim. Bir sessiz peşrev vardı. Evet. Yani birbirimizi uzaktan böyle yokluyorduk ama bir şey de yapmıyorduk. Ama şimdi bir tarafta Rusya olacak, bir tarafta Amerika olacak, İngiltere olacak, bir tarafta biz olacağız Karadeniz'de. Bu anlamda bizim açımızdan hani manevra alanımız biraz daha belki daralır demek istemiyorum ama yani eskisi kadar rahat manevra yapamayabiliriz Karadeniz'e dair işlerde.
Evet, yani Çinlilerin bir şeyi var ya, hani yaşadığın zamanlar ilginç olur inşallah gibisinden bir lanetleri varmış. Hani ben de bazen bütün bu şeyler ne kadar ilginç diyorum, ama bir yandan da şunu soruyorum, ya biz bunları hak edecek ne yaptık diye soruyorum, ama bilmiyorum. Burada ben sözü izninle Uğur'a da vereyim. Uğur'un çünkü Black C4'la ilgili de bir şeyi var. Birkaç söyleyeceği şey var diye biliyorum ben. Aslında bunu biraz daha Karadeniz kıyıdaşları dışında kim girmek istiyor, ne zaman girmek istediği, biraz bunun geçmişine çok hızlıca bakmak istersek aslında Rusya'nın diğer, yani Karadeniz kıyıdaşı olmayan Avrupa devletleriyle ilk Osmanlı'ya karşı harekatını işte Navarin'de ve Çeşme faciası döneminde görüyoruz, İngilizlerle beraber ortak hareket ettiğini. Daha sonra Avrupa'nın çıkarları yüzünden Karadeniz'in diğer kıyıdaşı Osmanlı'nın yanında Kırım Savaşı'nda İngiltere Fransa'yı görüyoruz ve hemen bunun akabinde 1856'da Rusya'nın kafasına bir odun indirilerek sen daha burada filo bulundurmayacaksın deniyor ve aslında Karadeniz filosuna karşı ilk nasıl desem bu motivasyon kamçısı aslında Paris Anlaşması oluyor 1856'da Evet. Ruslar için. İlerleyen süreçte artık 1870'te Fransızlarla Almanlar savaştığında artık hani sizin siyasi birliğiniz de bozuldu. Ben daha bu sizin beraber imzaladığınız anlaşmayı tanımam deyip bir filo oluşturmak istiyor Ruslar ama çok da Karadeniz'de bunun teknik altyapısı yok. Bunun imdadına çok hızlı bir şekilde çok yeni bir icat olan torpido teknolojisi yetişiyor ve yani küçük teknelerle, kolay üretilebilir teknelerle tek seferde ateş edip batırabilecek bir ufak filo oluşturuyor. Osmanlı bunun istihbaratını ele geçiriyor ama torpidodan da haberdar. Fakat bunun o dönemki şeyini kestiremiyor, gücünü. Ve o dönemde yani Abdülhamit yeni tahta çıkmış, ikinci Abdülhamit ve dünyanın en büyük üçüncü donanması elinde bulunuyor ve bu filoyu Karadeniz'e çıkartıyor. Osmanlı büyük bir şey oluşturuyor, ambargo uyguluyor Karadeniz sahillerine ama olmayan filosu bir minik filo ile iki vapura yüklenmiş motorlarla ufak hatta torpido istimbotlarla bu askeri harekatı felç etmeye başlıyorlar. Daha sonra Osmanlı'da işler iyice kötü gitmeye başladığı için diğer yandan Rusların işte bahsettiğimiz işte Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan bunların kurulmaları, Osmanlı ayrılmalarını teşviki kendine nüfuz olarak bağlaması bu sorunlarla güneyden de aslında yine Karadeniz'den gelen bir tehditle ama bu sefer Ege'de ve boğazlarının önünde de Osmanlı uğraşmak zorunda kalıyor. Yani Kırım Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında olanlar bu sefer çıkarlar yine döndüğü için 93 Harbi'nde ya da Yunanistan'ın bağımsızlığında, Bulgaristan'ın bağımsızlığında Osmanlı'nın karşısına geçiyor. 1917'ye kadarki süreçte de artık Karadeniz filosunun biraz daha kendi yağında karlarından kendi ürettikleri gemilerle Osmanlı filosunun karşısına çıkabilir bir hale geldiğini, Balkan Savaşları'nda da Bulgaristan'dan torpido saldırıları ya da ufak Birinci Dünya Savaşı'nda da filo çatışmaları olduğunu görüyoruz ama yine Osmanlı az sayıda gemi olduğu halde Rusya'ya karşı ateş gücünün fazlalığı yine istenilen o donanma programını hasmına göre düzenleme olayını boşa çıkartıyor biraz da. Yani yine dışarıdan Karadeniz'e girmek isteyenler oluyor ama bunun daha çok nasıl söylesem onu bir vekiller savaşı şeklinde ya da dışarıdan teknolojik transferle yapıldığını görüyoruz.
NATO karargahlarından, NATO toplantılarından bahsediyoruz. Birçok NATO görevi yapmış subay zaten bu kişilerin ileride amiralliğe geldiğini ya da yüksek rütbelere çıktığını görüyoruz. Bir süre sonra bu kişilerin de beraber görev yaptıkları için de ileriki rütbelerinde kolay anlaştıklarını, ülkeler arasında bazı işlerin daha hızlı yürüdüğünü görüyoruz. Bu çok uzun süre özellikle Soğuk Savaş'tan 90'lara kadar, Sovyetlerin dağılışına kadar Karadeniz için de çok mümkün değildi. Yani Doğru. ilk defa Türk donanmasının Karadeniz'deki liman ziyaretlerini konuştuğumuzda, yani ki hatıratlardan okuduğumuzda ve beraber işte Black Sea Forum kuruluşuna giden süreçte aslında birbirine çok yabancı donanma kültürlerinin bir araya gelip beraber işbirliği yaptığını görüyoruz ve aslında bu biraz daha ileriki diyaloglar için sadece resmi kanalda değil özel kanalda da dostluklarla ayrı bir hattın açıldığını da görebiliyoruz. Mesela rahmetli Özden Örnek Amiral bana şunu anlattı Evet. Black Sea 4'la ilgili. Kendisi görevler sırasınca bir şekilde gençliklerinden sanırım tam hatırlamıyorum çünkü 2015'te anlatmıştı kendisi. Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla yakın arkadaş oluyorlar, tanışıyorlar. Ve Özden Örnek'in amiralin emekliliğinden önce son resmi ziyareti Romanya'ya yapıyor. Ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı ona zamanında Tuna Nehri'nde görev yapmış Osmanlı İnce Donanması hakkında kendi arşivlerinden oluşan bilgilerin derlendiği ve bu şeylerin birçoğu da tercüme olan bir dosya iletiyor. Yani aslında bu tarz iş birliklerinin aslında sadece beraber gemi gezdirme, beraber tatbikat yapmanın dışında hem bir farklı bir diyalog kanalı açtığını Evet. ülkeleri kültürel anlamda da Aynen. bir arada toparlayabildiğini görüyoruz. Yani ilk defa şeyleri gezenler, Sovyet gemilerini gezenler, Sovyetlerden kalan gemileri gezen Türk subayları içerideki boyanın bile o sadece sülyen boyaydı diye tabir ediyor. Sadece onun vurulmuş olduğunu görmeleri, gemi içlerinin çok da Evet. yaşam şeylerin Türk gemilerine benzemediğini gördüklerine çok şaşırıyorlar ve dediğim gibi bu tarz şeyler ilerleyen süreçte şeyi yakınlaştırıyor, subayları yakınlaştırıyor. Aslında biz Küda Forum, Küda Forum diyorum, Black Sea Forum kalıp Bugün çok cevaplar andık alıyor herhalde. Gülden çok bahsettik bugün. Black Sea Forum'da kapanmasıyla aslında biz bu diyalog yolunu da kaybettik diye düşünüyorum. Yani Çok doğru, çok doğru. Karadeniz'e girmek isteyen hep vardı. Taraf da değiştirdiler. Bundan sonra da olacak. Bunu görüyoruz. Montreux'u kullanarak bunu engellemeye çalışıyoruz ama biz de içerideki diyaloğu bir şekilde sağlayabiliyorduk. Onu da kaybettik. Umarım ilerleyen dönemde Doğru. tekrardan böyle bir şans yaratırız. Çok çok doğru bir şey söyledin. O evet yani sadece askeri ya da güvenlik odaklı bir şey değil. O diyalog askeri bürokrasi ya da insanlar arasındaki diye lider personel arasındaki o diyalog katlanarak alt tarafa sirayet ediyor. O diyalog ortamı ortadan kalktı. Ama zaten yani dünya çapında da öyle ülkeler arasında uluslararası işbirlikleri, anlaşmalar, organizasyonlar, diyaloglar onlar zaten ortadan kalktığı için sorun yok diyelim yani. Herkes zaten şu anda her koyun kendi bacağından asılıyor. Sanırım bir ciddi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor dünya. Yani Doğru. işte İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 45 sene boyunca bir iki kutuplu bir dünya vardı. Sen çok güzel ifade ettin nükleer şeyi anlatırken. Yani karşılıklı vaat edilmiş yok edin vardı. Mutual Assured Destruction MAD dedikleri. Yani Evet. hani iki tarafın da o kadar çok silahı vardı ki hem ilk saldırıyı hem ikinci saldırıyı yapıp karşı tarafın da kendini yok edebilecek kadar nükleer silah vardı. Sonra bir tek kutuplu dünyaya doğru işte küreselleşme falan dendi. Özür dilerim. Şimdi tekrardan bir yapılanma içinde. Yani yeniden bir kutuplar oluşmaya başlıyor. Biz de açıkçası ilginç zamanlar yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ama yani Amin. bu dengelerin çok bozulması tabii sonuçta bazı fırsatçı aktörleri
veya şeyleri de ortaya çıkabilir. O yüzden hani Allah sonumuzu hayırlı etsin diyorum. Çok benim için çok keyifli bir sohbet oldu abi. Belki. Seninle her zaman Aynen. dinlemek, seninle her zaman konuşmak çok keyifliydi. O yüzden Teşekkür ederim. katılımın ve paylaştığın bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve bu akşamki oturumunda sonuna geldik. Umarım dinleyenler için de keyifli bir şey yapmışızdır. Lütfen bizi izlemeyi devam edin ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.